Mutfağa Dair kanalından herkese merhaba. Sizlere bugün chia sumaktan hazırlayabileceğiniz çok kolay bir börek tarifi vermek istiyorum. Burada 600 grama yakın ıspanak var. Ben güzelce yıkadım ve küçük küçük doğradım. Bir tane kuru soğan ilave ediyorum. Onu da küçük küçük doğradım. Bir tatlı kaşığı tuz, pul biber, karabiber ve yarım çay bardağı kadar zeytinyağı. Güzelce elimizle ovuşturalım. Mutlaka doğramadan önce ıspanağınızı sekiyle suda bekletin. İçerisinde mikrop, kum falan kalmasın. Ve bol suyla yıkayın. Elimizle bu şekilde ovuşturunca ıspanaklar yumuşuyor. Görüyorsunuz yumuşaya başladı zaten. Görüyorsunuz küçüldü. Hala bu şekilde devam ediyorum yapmaya. Yufkaların arasında sürmek için sos hazırlayacağım. Bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı su. Su yerine süt de kullanabilirsiniz. Bir tane yufkamı tezgahıma serdim. Her tarafına hazırlamış olduğum sostan sürüyorum. Ben bu tarifte 300 adet yufka kullanacağım. Yufkalarınız günlük olsun ve biraz büyük olsun. Her tarafına sos gelsin. İkinci yufkamı da seriyorum üzerine. Tekrar her tarafına hazırlamış olduğum sostan sürüyorum. Bu da son yufka. Sosun geri kalanını da avukata sürüyoruz. Tamamını. Şimdi ıspanağı dağıtacağız en üst kata. Bu şekilde dağıtın. Bir yer toplanmasın. Ama altında biraz su birikti. Onu kullanmayın içerisinde. Böreğimi tamamladım. Ispanağın bu kadar çok olması önemli değil. Zaten pişti, küçülüyorlar. Bu iki ucundan biraz içeri doğru katlıyorum ki düzgün dursun. Ve bu şekilde rulo yapıyorum. Böreğimi tamamladım. Tam ortadan ikiye kesiyorum. Ve yağlamış olduğum tepsinin içerisine alıyorum. Böreğimi tekrardan dilimliyorum burada. Üzerine bir tane yumurta sarısı sürüyorum. Böreğimizi önceden ısmış olduğumuz 200 derece fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Böreğin fırından çıktı. Servis tabağın içerisine alabiliriz. Böreğimi dilimleyerek servis tabağın içerisine aldım. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde kızardı ve pişti. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı bir tarifte görüşmek üzere.